İşle alakalı, parayla alakalı, babasının söylediği cümleler olabilir, annesinin söylediği cümleler veya ticaretle uğraşan insanlar. Sen şimdi ticaretle uğraşıyorsun, kendi işini büyütüyorsun ama geçmişte senin baban, amcan, büyüklerin veya sen tamam mı? Ticaretle uğraşanlara bir yaftan oldu. Onlara belki iftira attın, onları küçük gördün, böbürlendin, zaman geldi, kendi işini yapıyorsun. O travmadan dolayı işini büyütemeyebilirsin. Büyümüyor bir türlü veya istediğin volüme ulaşamıyorsun. Şöyle de olabilir, paran var mı? malın var, mülkün var, işin tıkırında her şey çok güzel ama parayı yiyemiyorsun. O da olabilir. O da bir sorun. Veya belli bir yere geldin, belli bir volüme geldin, belli bir kazancın var, kasada para var, her şey var. Fakat bir geceden her şeyini alabiliyorlar. Resmi dairede yaptığın bir hatadan, bir kusurdan dolayı bütün her şeyini kaybedebilirsin. O yüzden bizim kitlemiz, 10 kişilik bile bir programlarımız var. Kendi işini yapan arkadaşlarla haftalık görüşüyoruz. Bunları da konuşuyoruz onlarla. Yani o blokajlar nelerse, o engeller nelerse onların ortadan kalkması. şişi problemleri çözmeye başlıyor. Geçmişte ya yaşadığın bir travma. Bu senin söylediğin olabilir. İnandığın yanlış inançlar olabilir. Yanlış inanç ne olabilir mesela? Sen kartalsın ama sana birileri tavuk diyor. Sen tavuksun diyor ve sana inandırıyor. İşte sen de inanmaya başladığında, ben tavuğum diye inanmaya başladığında uçabildiğin halde uçamıyorsun. Bu kadar basit. Çoğu insanlar bu travmaları yaşıyorlar işte. Dil kalıpları insanları sınırlıyor. O düşünceler sana ait değildi. Yani birisi sana söyledi sen tavuksun diye. O onun düşüncesiydi ama sen kartalsın. Veya bir korkusu vardı o korkuyu aldın sen ondan. Sende korku yoktu normalde. Çünkü dünyaya geldiğinde senin öyle bir korkuların yoktu. Yani çocuğun dünyaya geldiğinde yüksekten düşme korkusu olur. Bir de yüksek sesten korkar. Başka bir korkusu yoktur. Bu korkular, bu kaygılar, bu sınırlamalar, bu düşünce kalıpları, yanlış düşünce kalıpları sana aktarıldı birileri tarafından. Bu düşünce kalıpları, dil kalıpları akla gelen bütün sınırlamalar tamam mı? Başkalarının sınırlamalarını sen aldın, kabul ettin ve amin dedin aslında. Amin dediğinde Allah da kabul etti. Yani sen aslında müsaade ettin ve sınırlamalardan dolayı ilerleyemiyorsun. Panik atağın birçok nedeni var. Ama bizim hedefimiz panik atağı tedavi etmek değil. Çünkü panik atağı tedavi edersek bu sefer daha büyük bir bela geliyor insanın başına açık ve net. O bir kefaret yani panik atak bir şeyin bedelini ödüyorsun. Onu ödemen lazım. Sana Hazreti Allah Halim sıfatıyla tecelli ediyor. Ve en yumuşak şekilde sana onu veriyor. Ben onu görüyorum. Panik atak çözülür mü çözülür. Beş dakikada çözülür. Ama arkasından o panik atak yaşayan kişi kefaretini başka türlü ödemeye başlar. Daha büyük bedeller öder. Benim öyle bir hedefim yok. Öyle bir tedavi yapmıyorum. Fakat çözülürse 5 dakikada çözülür. Onu çözersek ne gelir? Bunu anlamaya çalışın lütfen. Bu zamana kadar öğrendiklerinizi kenara koyun. Öyle bir şey yok. Size anlatıldığı gibi değil konu. Kefaret nedir? Bir şeyin bedeli. Yani sen o bedeli ödemen gerek. Bir borcun var. Ne borcun olduğunu sen düşün. Düşün. Tamam mı? Şöyle düşün. Sen iyi bir insansın. Çünkü dünyaya geldiğinde iyi insan olarak dünyaya geldin. Dolayısıyla o iyilik içinde sen anlarsın ne yaptığını, ne işlediğini. Tamam mı? Bir bedel ödenmesi gerekiyor. Bir kefaret. O kefareti ödemediğinde bir bedel ödüyorsun. Nedir? Ben mesela onu görüyorum insanlarda. Panik hata çözüldüğünde başka bir belayla başka bir hastalıkla karşılaşıyor. Peki nasıl çözülecek bu panik atak? Diyorum ki ben bir kere panik atağını çözmüyorum. Seni teste alıyorum diyorum. Teste alıyorum zaten. Bakıyorum ki bir kefaret ödemesi gerekiyor bunun. Kefaret, bir bedel, bir acı, bir çekmesi gerekiyor. Hani biraz önce dedik ya geçmişte yaşadığı bir travma mesela aile içerisinde işlenen bir cinayet veya haksız kazanç veya bir şey artık onu bilmiyorum onu siz biliyorsunuz veya o testlerle ortaya çıkıyor. O zaman onu git diyorum öde onu kapat o defteri o dosyayı kapattığın zaman panik atar zaten geçiyor. Kendi işini yapan arkadaşlara odaklanmak istiyorum. Lütfen bana hastalıkla gelmeyin. Bizim kitlemiz burada, bizim programlarımıza katılan arkadaşlarımız kendi işindeki soruları soruyorlar. Bizim kitlemiz onlar. Almanya'daki arkadaşlarımız. Ve diyorlar ki biz işimizi büyütmek istiyoruz. İşte bunlarda da aynı mevzu. Kendi işini büyütememesinin sebebi kefaretlerini ödemediği için, bedellerini ödemediği için, devamlı ertelediği için, tamam mı? Geçmişte yaşadığı bir bir cinayet yani dedesinin işlediği bir zulüm anlatmıştım daha önce derebeymiş dedesi kulağını kesmiş birisinin dedesinin dedesi o zaman ne yapıyor dedenin yediği ekşiyerek torunun ağzını ekşitiyor yani buradaki torununun kulağı duymuyor. veya geçmişte haksız miras yiyenler onlar ticarette başarılı olamıyor bir kere ama o orada tam nokta ateşi ancak ancak testle ortaya çıkıyor yani böyle tahminle falan olmuyor böyle ben bir tahmin edeyim falan hayır tahmin olmuyor o bir rakam bir testle oluyor. Oluyor. Almanya'da yaşadığımız için Almanca testlerimiz var ondan sonra Hollanda'dan katılanlara Hollanda dilinden oradan ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar çıkınca onu kapatıyoruz o defteri kapattığın zaman zaten problem çözülüyor.